Herkese merhabalar. Bu videoda size Gmail'in istediği zorunlu cep telefonu kılavuzundan kurtarmayı göstereceğim. Herkesin bildiği gibi hesap oluştururken böyle bir ekran geliyor. Telefondan video çekmek daha kolay olduğu için size telefondan göstereceğim hesap açmayı. Önce bilgileri dolduruyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Kolay bir şifre oluşturup adımlara devam ediyoruz. Kabul et dedikten sonra böyle bir ekran geliyor. Bu ekranı geçmek imkansız arkadaşlar. Telefon numarası istiyor. Kimileri Amerikan numaralarıyla geçtiklerini söylüyorlar. Ama öyle bir şey yok. Biz her yolu denedik. Bu adımı geçmenin tek yolu buraya telefon yazmak. Ben size telefon yazmadan nasıl hesap oluşturursunuz onu göstereceğim. Sizin için Google Account V2'yi kendi sisteme kopyaladım. Oradan alabilirsiniz. Böyle bir ekranla karşılaşmanız gerekiyor. Tekrar telefondan devam edeceğim. Linki üst tarafa yapıştırıyoruz. Sistemden kopyalayıp. Link videonun sonunda arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra V2 açılıyor. Gördüğünüz gibi çok basit bir sistem. Ad soyad oluşturuyorsunuz. Hemen kullanıcı adınızı oluşturuyorsunuz. Ben sıralı maillerime devam ediyorum. Bu yüzden kendi mailimi yazacağım. Şifre kısmını da dolduralım. Arkadaşlar sistem kesinlikle fake değil. Öyle bir şey düşünmeyin. Tamamen gerçek Google V2 sistemi. Gördüğünüz gibi telefon numarası isteğe bağlı yazıyor. Kurtarma e-postası isteğe bağlı yazıyor. Sadece gün, ay, yıl doldurarak işlemlere devam ediyorsunuz. Cinsiyet kısmını da seçmenizi istiyor. Ve bundan sonra ilerleyerek şartları kabul ederek mailinizi oluşturmuş oluyorsunuz. Direkt mail Google açılıyor zaten. Uygulamayı indirmenizi istiyor. İkinci hesap açılmıyor diyenlere ben tekrar yeni bir hesap oluşturdum. Şifre kısmına geçtim. Yine bakın isteğe bağlı yazıyor telefon ve kurtarma e-postası. Tekrar cinsiyet seçerek ileri diyorum. Şartları kabul ediyorsunuz. Ve yine mail google.com açılıyor. Mailler açılıyor. Dokuzuncusembol.com içerik hakkında kısmında direkt linki bulabilirsiniz arkadaşlar. Linki kopyalayın.
Internet Explorer, Google Chrome. Bazı tarayıcılarda 404 hatası veriyor. İstediğiniz yerden deneyebilirsiniz. Hangisi olursa oradan oluşturmaya devam edersiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, bol şans.